Kim hayırla hatırlanıyor? Hala hatırlanmaya devam ediyor. Üzerinden 300 sene, 500 sene geçtiği halde hala hatırlanıyorsa iyiliğe dair güzel şeyleri vardır. Güzelliğe dair güzel şeyleri vardır. Hayata dair, insana dair, hatta hayvana dair güzel şeyleri vardır. O zaman anlıyoruz ki bu ayet-i kerimedeki İbrahim Aleyhisselam'ın duasına mazhar olmanın tek bir yolu var. O da iz bırakmak. İz bırakmak. Fedakarlık bir izdir. Adaletli olmanız bir izdir. Kanaatkar olmanız bir izdir. Azimli olmanız bir izdir. Namaz kılmanız bir izdir. Hasta ziyaretiniz bir izdir. İslami hizmetlere katkınız bir izdir. Paylaşmayı sevmeniz bir izdir. Ara buluculuk yapmanız bir izdir. Bir fidan ekmeniz bir izdir. Bütün bu izler toplandığı zaman da kişi hakkında vefatından sonra güzel anılmaya sebep oluyor. Mezar taşlarındaki yazılar insanın yetinmemesi gereken şeylerdir. Mezar taşında ismim var. İstediği kadar süslü olsun. Doğum tarihi, ölüm tarihi. Mezar taşındaki o mermerin üzerine yazılan yazı her ne kadar 50 sene, 100 sene gidecek olsa da o bir iz değildir. O yazı sadece geçici bir şeydir. Öyle bir baba olalım ki evladımızın kalbinde ismimiz dursun. Öyle bir eş olalım ki kim önce vefat ederse kalanın kalbinde o isim dursun. İşte isim kalması böyledir. Yoksa mezar taşındaki isim, Ahmet'in oğlu, Mehmet'in oğlu, emekli subay, emekli albay, profesör, doçent, efendime söyleyeyim, bunların hiçbir manası yok. Canım annem, canım babam, seni hayatta unutmayız, mezar yıkılmış gitmiş. Öyle bir dost olun ki, dostlarınız bir araya geldiğinde sizden bahsetmeden edemesinler. Öyle bir patron olun ki, İşçileriniz sizin için vefatınızdan sonra bile baba desin. İş yerinden ayrılıp başka bir yere gittiği zaman da baba desin. Öyle bir işi olmalı ki patron ondan helallik dilemeli. Kardeşim bir işin hakkı bu kadar mı güzel verilir? Sen bana hakkını helal. İz bırakanlar vefatından sonra güzel hatırlanıyor. İz bırakmayanlar hatırlanmıyor. İsmi sadece mezar taşında olanlar kaybediyor. Ve bakınız, alim olsun, ulema olsun, hepsi bu mananın arkasına takılmışlar. Bakın alimlerin yazmış olduğu kitaplar, bırakmış olduğu eserler, yapmış olduğu İslami çalışmaların hepsinin arkasında işte şu manevi makama erişmek niyeti vardı. Güzel anılmak. Hoş anılmak, hayırla anılmak. Hatta Mevla bile Kur'an'da anıyor. Yani insan anacak, Mevla bile Kur'an-ı Kerim'de anıyor. Allah Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'de bunları görmüyor musunuz? Ey Muhammed, İbrahim'i an, Musa'yı an, İsa'yı an, Nuh'u an. Allah Celle Celaluhu bile Kur'an-ı Kerim'de anıyor. Hatta bizim bütün salavatlarımız bile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı birer anmaktır. Kıymetli cemaat-i müslümin. İbrahim Aleyhisselam vec'alli lisane sıdkın fil ahirin diyordu. Ya Rabbi beni güzel anılanlardan eyle. Vefatımdan sonra güzel hatıra bırakanlardan eyle. Sizleri tenzih ederim. Şimdiki insanların genelde hatıralarını size beyan edeyim. Bir, İslam'ın hatıraları var. İslam düşüncesinin bırakmamızı söylediği hatıralar var. Bir de bugünün insanlarının hatıralarına bakalım. Bugünün insanları anılmak adına, hatırlanmak adına, bilinmek adına, duyulmak adına veya vefatından sonra bakılmak adına hangi hatıraları derliyorlar? Evlilik resimleri, videolar, düğün videoları,
evlilik resimleri. Hatta ben böyle bazen bazı yerlere karşılaşıyorum, belki size denk geliyor. Evlenmezden bir hafta önce, 15 gün önce özel yerlere gidiyorlar. Bir de yanlarında bir tane fotoğrafçı. Yani farklı pozlar. İşte derede, tepede bir düz, dağda bir şey, onlar resim. Ağacın altında, köprünün üstünde, köprünün altında, rüzgar açarken, rüzgar kuşarken, ondan sonra kuşlar, cıvıltı falan filan. Resim, resim, resim oldu, olmadı, yana dön, sağa dön, güneş geldi, pozlama gelmedi, tam katına oturmadı, yok bu olmadı bir... Sonra, bir sene sonra biz geçiremez halde boşanalım. Ha demek ki evlilik bu değilmiş. Evlilik demek ki bu değilmiş. Bugünkü insanların hatıra mantığında evlilik resimleri var, videolar var, dünya eğlencesinde çekilmiş resimler, dünya eğlencesinde çekilmiş videolar, tatilde çekilmiş olan resimler, tatilde çekilmiş olan videolar, dükkan açılışında çekilmiş olan efendim resimler, videolar, köfteci falan da, kahveci filan da, işte lezzetin doruğu, işte oradaki etçi, buradaki bilmem ne, harikalar diyarı, o, bu değil mi arkadaşlar? Bugünün insanının hatıra ve kendisinden sonra bırakmak istediği şey bu. Ne kadar yanlış bir şey. Veya popüler insanlarla çekilmiş olan resimler, popüler insanlarla çekilmiş olan videolar, işte uçtuk, kaçtık, gittik, yoldayız, Karadeniz'deyiz, Ege'deyiz, Marmaris'teyiz, oteldeyiz, yemekten öldük, yemekten şu anda ölmek üzereyiz, çocuğumun altı, çocuğumun üstü, çocuğum kaka yaptı, çocuğumun karnı şişti. Ondan sonra yok işte pişen böreğim, pişen kekim, bu. Bugünkü insanın kendisinden hatırlanacak şey olarak sadece ve sadece resim ve videoları görüyor. Bugünün insanının mantığı bu. Nasıl hatırlanmalıyız? Resimlerle, videolarla hatırlanmalıyız. Gezmelerle, tozmalarla hatırlanmalıyız. Madalyalarla hatırlanmalıyız. Bize işte ondan sonra tebrikler, tatifler, diplomalar, bilmem neler, şu kadar okul bitirdi, bu kadar, bu. Halbuki insanoğlu yapacağı güzel işlerle hatırlanır. Ve çoğu insan maalesef hatırlanmanın bu cihetini ihmal ediyor.